Merhaba arkadaşlar. Herkese sevgi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle yasal uyarıyı göstereyim arkadaşlar. Burada ismi geçen hiçbir hisse alım satım tavsiyesi için değildir. Biliyorsunuz benim kanalım tüyo verme kanalı değil. E, hisse analizini yapmayı öğretme, eğitim kanalıdır. Portföy danışmanlığı büyüklerin işi. Biz o işlerden anlamayız arkadaşlar. Evet. Yasal uyarıyı gördünüz. Arkadaşlar biliyorsunuz ben eğitime çok önem veriyorum. Yani paranın ötesinde eğitim daha önemli çünkü işi öğrenmişseniz parayı her türlü kazanırsınız ama kendinizi geliştirmemişseniz miras kalan bir şekilde kazandığınız paralar ya da borsa yukarı giderken kazandığınız paralar borsa aşağı geldiğinde kaybedersiniz onun için öncelikle o kitap okuyup sorgulamasını bilmek, ön yargılı olmamak, araştırmayı sevmek, bir işe emek vermek, hak ederek kazanmak. Bunlar benim için önemli kavramlar. Bunun için de daha sabah şöyle sayfasını açtım. Daha önce altını çizdim bir cümleyle e, bu kitabı tanıtmış olayım. Böyle kitapları çoğu kişi sevmeyebilir ama ben kişisel gelişim kitaplarını çok seviyorum. Tercih meselesi istemeyen okumaz tabii ki. Evet. Burada bir satış işinden bahsediliyor. Diğerlerinden daha çok kazan sağlayan Harry'nin hikayesinden bahsediyor. Harry diğerlerinin beş katı kazanmış. Bunu konuşuyor kitap, bunu yazıyor o daha mı zekiydi değildi daha mı e, başka özellikleri vardı hiçbir özelliği yoktu sadece e, daha çok kazanmak için daha büyük düşünmüş diyor düşünceleriyle daha çok kazandı diyor Yani önce beyninde yapabileceğine kendini inandırdı diyor onun için diyor çok kazandı diyor şimdi bu satış işindeki şeyi ben borsaya uyarlıyorum arkadaşlar ya da e, yatırım yaparken Büyük düşünmemiz gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. E, gerçekten e, küçük yatırımcı, yani ben kendimden bahsedeyim. Yani bir hissenin 3 ayda 3 kat 5 kat gideceğini aklım almıyordu. Ama bu son 3-5 ayda bunu gördük. Bir hisse kısa sürede 3-5 kat gidebiliyormuş. E, tabii beynimizin sınırları açılmış oldu. E, bunu da tecrübe etmiş olduk. Geçmişten beri aklın kendini, yani biz kendi kendimizi sınırlıyoruz. Aklın bizi sınırlandığını, hayal gücümüzü aç, açarsak, hayal gücümüzü geniş tutarsak, kendimizi eğitirsek, kendimizi geliştirirsek, daha iyi kazançlar sağlayacağımızı anlatan büyükler olmuş, kitaplar olmuş, peygamber bile olmuş, bunu dile getiriyor bu sayfada da. Kitabı geçiyorum. Şu e, beyefendiyi tanımayan yok. Selçuk Geçer. E, 214 bin takipçisi var. Sabah, ölen akşam, yemekten önce, yemekten sonra, aspirin gibi dolar uçacak, altın kaçacak diyor. E, bu da Murathan Aykü. 59 bin takipçisi var. Harekete görüyorsunuz. Sebebi de şu, altın kaçacak. E, 270'ten 330'a gitti. Yani %20 yükseldi. Ben bu işi biliyorum diyor. Şimdi ben de altına baktım arkadaşlar. 24 ayar bilezik görüyorsunuz gramı. Bunları daha önce açtım. Nereden nereye gelmiş? 2018 10. ayda 200 liraymış. Hani ondan önce 240'ı görmüş, 200'e düşmüş de 200'den şu an 300 liraya gelmiş. %50. Eee 2-3 ay orada var. 2 ay da burada var. 17 ayda %50 gitmiş. Bu da altının onsu arkadaşlar. Ee, onu da 8. ayın 1'i 2018 4, 6, 18 ayda e, 1250'den 1650'ye geldi. 1700'e geldi diyelim. 450 yani %30-35 yükselmiş 18 ayda. Şimdi şey yaptığınız zaman YouTube'a girip e, dolar yorumları dediğiniz zaman böyle sabah, öğlen, akşam bu e, zavat dolar uçacak, dolar kaçacak diyor. E, şeylerden geçilmiyor e, yorumlardan. Altın için de aynısı geçerli. E, bütün e, ekonomik kanalları altına uçacak, kaçacak diyor. Niye yapıyorlar, niçin yapıyorlar Bilmiyorum. Bu doları, bu altını niye bu kadar övüyorlar bilmiyorum. Ama bir şey biliyorum arkadaşlar. Gelip şu şeyden, bu Forex Mobile bedava indirebilirsiniz. Bu altının onsu gördüğünüz gibi düşüyor şu an. Canlı devam ediyor. Bu altının onsunun grafiğine bakmayı biliyorum arkadaşlar. Bakın ben e, ön yargılı cahil insanlara hitap etmiyorum. Aklını çalıştıran kendini geliştirmek isteyen finansal özgürlüğünü kazanmak isteyen insanlara hitap ediyorum. Hani beğenmeyen izlemesin arkadaşlar. Benim zaten e, kimseye zorlayıp bir şey kabul ettirecek halim yok. Bu gördüğünüz altın onsu e, 2001 yılında 300 dolar. 10 yılda ne yapmış arkadaşlar? 2011 yılında 1920 dolara gitti. Sonra 1050 dolara kadar. Bakın 1046 2015 yılında düştü. 3 yıl boyunca da düştü. Şimdi yeni yeni tekrar çıkıyor. Yani altın dünya çapında ilgi gören bir emtia, bir maden, yüzyıllardır e, insanlık var olduğundan beri diyelim, ilgi gören bir emtia. Onu, hisseyi oynatır gibi ya da başka bir şeyle oynadıkları gibi rahat rahat oynayamıyorlar. O yüzden bunu hani 3 kat, 5 kat, 10 kat yapmak e, kolay bir iş değil. E, gördüğünüz gibi 7 katı 10 yılda ancak yapmış. 2015 yılından bu yana da bakın en yüksek 1300 dolarmış. Şu an 1600 oldu. 1700 oldu diyelim. 400 dolar yükselmiş. O da %30 eder. Yani 5 yılda %30 gitmiş. Varsayalım ki buradan 3000 dolara gitsin. Yani %100 gitsin. Peki bunu kaç günde yapacağı belli mi? Bunun kıdım kıdım bu merdiven gibi çıkacak ortada yani 10 yılda bir 5 kat daha gitsen ne yazar. Böyle e, yıllara yayılacak 5 yıl 10 yıl sürecek bir yükseliş olup olmayacağı kesin değil. Ancak bir savaş çıkarırlarsa e, ne bileyim büyük bir e, 2008'deki kriz gibi bir kriz çıkarırlarsa e, insanlar buna yöneliyor. Böyle gidecek bir e, madeni niye bu kadar övüyorlar? Her gün onlarca YouTube kanallı, e, televizyon kanalları neden övüyor? Anlayabilmiş değilim. Ben aklını çalıştığınlara şunu diyorum. Yani bu e, %10, %100 kazandırıyorsa bu süre zarfında hisse toplarsanız 1'e 10 kazanırsınız. Tekrar söylüyorum. Altın, diyelim ki şu an 1650 ya, 3300 dolara gitti ons. Buna göre gram da hani e, şu an 300 600'e gitsin. 900'e gitsin. Bu süre zarfında hisseler bunun 5 katı gider, bunun 10 katı gider. Ben bunu yazın, dolar, herkes Amerika bize yaptırım yapacak. Herkes e, dolar uçacak gidecek derken hisselerin bunlardan daha çok kazanacağını söyledim. Dedim ki isteyen gelsin. Tabii bir kimse bizi ciddiye almıyor. Almasın umurumda değil. Ben kafasını çalıştıracak vatandaşlara sesleniyorum. E, beni takip edenler zaten biliyor. Bakın daha e, 3-5 hafta olmadı. Koza altını analiz ettim. Bakalım. Koza A, Bakın arkadaşlar. Bu hisseyi 10.5 lirayken bunda potansiyel var dedim. Görüyorsunuz. Şuradayı. Aynen. 14 yüzken. İkinci ayın 10'unda. Bugün ayın kaçı? Bugün 25 Şubat. 15 gün önce bunu analiz etmişim. 15 günde bakın 1400'den 10 buçuktan 13'e gitti. 25'i 15 günde yaptı. Altın bunu yapabildi mi? Hayır. Altın e Eylül'de çok iyi hatırlıyorum çünkü bana da gidecek gidecek diye inandırmışlardı. 280 liraydı. 270'e düşmüştü. Şu an 330 olsa bile altın gramı %20 yapar. Kaç ayda? E, ee, Eylül'ü de boş ver. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. 5 ayda %20 yaptı. Bu 5 ayda hisseler ne yaptı? Diye baktığınız zaman bakın ben iş yat analiz ettim arkadaşlar. Siz biliyorsunuz. İş yat iş yatırım bu gördüğünüz. Bakın 10. ayda kaç lira arkadaşlar? 1200. Kaçı gördü? 3100'ü. Yüzde kaç ediyor? Yüzde 150. Altının yüzde 20 yaptığı yerde bizim analiz ettiğimiz hisse yüzde 150 etmiş. Yani e, şuradan Rakamları hep yuvarlıyorum. 1.300'den 3.100'e gitmişse 1.800 lira artmış arkadaşlar. 1.200'den 1.900 lira artmış. Tamam %150 net artmış oluyoruz. En dibinden en tepesine. Yani %150 nerede? %120 nerede? Yani bu sadece bir tanesi. Çok uçuk kaçık hisseler de var. Onları gösterince işte onları nereden bileceğiz falan diyorlar. Ben kendi analiz ettim. Hisselerden örnek veriyorum. Ee, nereden bilecekmişiz? İşte kendi kendinize eğitirseniz onu anlatmaya çalışıyorum. Kimseye ihtiyaç hissetmezseniz. Bakın iş yat. Bakın iki tane analiz yaptım arkadaşlar. Biri... E... 2 ay önce 2.5 lira olabilir dedim 15 ayda. 2 ayda 3.100'ü gösterdi. Bir de daha önce de çekmiş olmam lazım. O altlarda herhalde az izlendiği için. Ee, bir tane daha çekmiştim. O da e, hisse 1 lirayken analiz ettim 8. ayda. Yani niye bunu anlatıyorum? Bunu kimse bana söylemedi. Bunu kendim analiz ettim, kendim buldum. Ve hisse 1 liradan 3 liraya geldi. 8. aydan bu yana. Daha sonra 2 ay önce ettiğimde de 1.400, 1.500'dü. Yine 3 liraya geldi, yine %100 kazandı. 2 ay önce dediğimiz aralıkta analiz etmişim. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Bu altın, dolar nereye giderse gitsin sözün özü budur, e, kendinizi geliştirip kar eden, karı artarak gelecek olan, büyüyen firmaları alıp e, beklemek kadar para kazandıramaz. Yani onlar, diyelim ki dolar şu an 6 lira, e, varsayalım ki 18 lira oldu, 3 kat gitti. Bunu kaç yılda yapacak ne ekonomik çalkantılar ne savaşlar gerekir bilmiyorum ama varsayalım ki 18 lira oldu. Ya bunun gittiği süre eğer 2 yıl 3 yıl 5 yılsa bu sürede hisseler 5 kat gider. Bu kadar basit. Bunu benim videolarımı takip edenler biliyor. O yüzden gerçekten finansal özgürlüğünüzü kazanmak istiyorsanız arkadaşlar hayallerinizi geniş tutun. Ee, şuradan bir kere daha göstereyim. Şu Hilmi Dede ile ilgili arkadaşlar e, bir video çektim. Gelin onu araştırın. Yerdeydi bu altlara doğru. Her iş yet. Ee, bir hafta önce bir tane daha çekmişiz. Evet Hilmi dede bu videoyu izleyin ee, öğretmen maaşıyla olabilir olabilir mi mümkün mü 40 yılda 65 milyon lot ereyle demir çelik toplamış bunu 10 TL ile çarpın 650 milyon TL ediyor yani e, binlerce öğretmen emekli oldu. 1960'tan 2000 yıllara tutarsanız bu sürede bu adam bunu yapmış. Kaç tanesinin 650 milyon TL'si vardı. Borsa böyle bir. Hayalınızı geniş düşün e, tutun. Düşüncenizi e, geniş tutun. Asla e, az gidecek dolarmış, altınmış, tenezzül etmeyin. Kendinizi geliştirin. Muhtemelen borsa düşecek. Ben hemen bugün yarın gidip borsaya atlayın, hisse de alın demiyorum. Ama borsa geri çekildiğinde, hisseler düştüğünde herkes borsa batacak, gidecek dediğinizde gelip iyi, sağlam hisseleri alırsanız, doları, altını 3-5 yıl beklediğiniz gibi beklerseniz e, doların, altının 5 kat daha fazla para kazanırsınız. E, tercih sizin. Ben sadece böyle bir fikir Söylüyorum. Yapıp yapmamak size kalmış. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. E, dolarda altında kimseye fayda yok. Onlar tasarruf aracıdır. Yatırım aracı değildir. Kimse onunla zengin olamaz. Sadece parasının değerini kurur. Ama borsa yatırımı yapanlar Hilmi Dede gibi o, e, uzun vadeli yatırım yapanlar bu işin mantığını, işleyişini öğrenenler zengin olur. Bu kadar basit. Yatırım demek zengin olmak demek, tasarruf demek ancak alım gücünü korumak demektir. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun.